Türkiye Tiyatro Vakfı'ndan herkese merhaba. Bugün yine sevgili İpek Bilgin'le buluştuk. Ustalar ustalarını anlatıyor programımız için. Hoş geldiniz İpek Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz, iyiyiz. Bugün siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkürler. Bugün sizinle ustalarınız ve ustalık kavramı üzerine konuşmak için buluştuk. Hemen başlayayım aslında. Sizin aklınızdaki usta tanımı nedir? Nasıl bir usta tarifi yapabilirsiniz bize? Oradan başlayalım isterseniz. Tabii çok yıl yapınca bir işi o işte yetkinleşiyorsun. Ama ben kendimi usta der miyim orasını hiç zannetmiyorum. Yani yetkinleşiyorsun tabii. 50 yıldır aynı işi yapıyoruz. Dolayısıyla bir takım kendine ait sonuçlar çıkartıyorsun. Ve hayat çeşitli fazlardan oluşuyor. Yani bir öğrendiğin, bir uyguladığın. Sonra etrafla paylaştığın işte biraz o kastediliyor herhalde. Yani çıkarttığın yeni sonuçları karşıya geçirmeye çalışıyorsun ki bir sonraki adımdan başlayabilsinler diye. Evet. Böyle bir tanım. Peki hani tabii alçak gönüllü davranıyorsunuz. Bizim genelde konuştuğumuz bütün ustalar böyle konuşuyor. Hani kendini usta olarak görüyor muyum diye. Ama bir de bunun çırak tarafı oluyor. Şimdi usta çırak bir geleneksel bir ilişkiden bahsedersek eğer, size göre bir usta çırak ilişkisi nasıl olmalı? Bu nasıl kurulmalı? Şimdi herhangi bir meslekteki usta çırak ilişkisinden biraz farklı bu. Yani kendi doğasına ait şeyleri de kapsayan bir yaklaşım biçimi olması lazım. Bir kere ben galiba 1980'lerin sonunda dil tarihte ders vermeye başladım. O zamandan beri bana İpek derler. Hiç kimse bana hocam hocam falan demedi, kaldı ki ustam usta. Dolayısıyla bunun sebebi, daha doğrusu dolayısıyla değil de sebebi, bu işte statüko olmaması lazım oyunculuk çalışırken. Niye olmaması lazım? Çünkü işte çoğu öğrenci Türk. Dolayısıyla Türk terbiye sistemiyle büyümüş oluyor ve saygı çok ön planda oluyor ve o saygı bir takım şeyler içeriyor. Şunu yapmamam lazım, şunu şöyle söylememem lazım, şu ayıp olur, şu bilmem ne olur falan filan. Halbuki oyunculuk tas tamam özgür olduğun zaman, yani daha doğrusu ne kadar özgürleşebilirsen zaman içinde, çünkü o artan bir şey. Özgür olarak yaptığım bir şey. Dolayısıyla bu aynı yaş hiyerarşisinin bana getirdiği şeyden bağımsız olman lazım. Bunlardan özgür olman lazım. Dolayısıyla ben ilk defa hayatımda bir akrabamla bunu yaşamıştım. Ve onun ne kadar hoş bir insan, çok genç yaşlarda, 15-16 yaşında, benden çok büyük birisi bana Ayşe de, bana Ayşe de diyordu. Bu benim için çok çok öğretici bir şeydi. Yani çok iyi hissetmiştim çünkü. Aa, ben de bir şeyim, rahat konuşabiliyorum falan diye. Tabii bir insana ismiyle hitap etmek yanı sıra bir takım şeyleri daha kolay ifade etmeni de getiriyor. Dolayısıyla herhalde başka mesleklerdeki usta çırak ilişkisinden en azından birinci adımda farklı bir yaklaşım biçimi var. Çünkü ne bileyim, bir araba tabircisinin usta çırak ilişkisinde daha sert bir ilişki vardır. Ha, bu içeriğinde, oyunculuk içeriğinde zorlanmayı getirmez mi? Hayır, getirir. Yani evet, ben senden hiyerarşik olarak üstün falan değilim. Çünkü bunun bir de komik tarafı var. Sınıfında Picasso'nun 17 yaş olduğunu düşün. Sen bana hocam de, hocam de diyorsun. O Picasso zaten orada. Dolayısıyla biraz komik bir şey bu statükolara bu kadar hayran olmak yani. Onun için tabii bu böyle şey bir eşitlik değil. Ben de çocuğum, ben de sizin gibi falan gibi bir eşitlik değil. Yani ben kimsem, onunla birlikte eşitim. Ve yani kim neyi biriktirdiysem onlarla birlikte eşitim sizle. Yani o klasik toplumsal davranış tarzını kırmakla alakalı bir şey. Siz çırak diyorsunuz, yani meslektaşlarla ilişki kurmak.
Çünkü o sonuç olarak senin meslektaşın yani. Şunun farkında değilsen, atıyorum bilmem neyi bilmiyor. Bunun farkındasın ama o senin bir meslektaşın yani. Bence çok önemli bir yere getirdiniz aslında konuyu. Hemen ustalara geçmeden aslında ben burada birazcık konuşmak isterim. Çünkü hani bu Türkiye'de birazcık problem oluyor mu acaba bunları aşmak? Çünkü siz de biliyorsunuz hani yaşçılık ve cinsiyetçilik çok ön planda olduğu için genelde böyle hani yaşlı ve erkek egemen bir şey vardır hep böyle. İşte hani bu bizim kültürümüz için bir problem. İnsanın kendisini bulması için, oyuncunun kendisini bulup özgürleşebilmesi için bir problem olarak görüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yaşıyor musunuz böyle sıkıntılar? Ben? Evet, ben yani karşınızdakinin... Yani ben yaptım deyince bu bir hayat boyu sürdürülen bir işlem. Yani bu ben yaptım oldu falan gibi bir şey değil. Bu hep sürdürmen gereken bir şey. Erkeklere karşı özgürleşmek, topluma karşı özgürleşmek, kendinin önceden edindiğin terbiyeleri sorgulayabilmek, sosyal davranışları sorgulayabilmek bizim işimizin zaten doğrudan bir parçası. Dolayısıyla ve tabii doğal olarak birlikte çalıştığım insanları şunu geçirmiş oluyorum. Yani edindiğin şeyleri sorgula. Yani dediğim gibi bu ömür boyu süren bir sorgulama ve ona göre biçim alma biçim şey meselesi. Dolayısıyla yani ona dikkat çekmiş olmak bile benim için çok önemli. Yani evet, evet. Önden gelen böyle bir şey, öğretilmiş saygı aslında şeyi de getiriyor herhalde. Gerçekten yani yaratıcılığı kısıtlayan bir şey olsa gerek herhalde. Çünkü karşısındaki göre davranmak zorunda kalıyoruz Evet. Şimdi hep ilişkide olduğumuz için insanlarla, yani rejissör oyuncu mesela ilişkide. Yani bir form oluşturuyoruz aramızda. Onun dediğinin dinlendiği, benim de işte o oyunculuk tarifindeki sınırı iyi bilmek lazım. Yani rejisörün dahi geçemeyeceği bir sınır var. Yani o senin özgün şahsi yarattığın bir şey. Dolayısıyla bu tariflere sürekli bakıp nerede benim tanımım bitiyor, nerede onun tanımı başlıyor. Bu bir sadece itaat meselesi değil. O zaman senin mesleğin kuklalık. Adı o olur yani. Ne derlerse onu yapacağım. Sen olmadan bu meslek olamaz. Dolayısıyla değil mi? Yani sen orada değilsen eğer, sadece söyleneni yapıyorsan zaten yeterli bir sonuç çıkmaz. Zaten çıkmaz. Dolayısıyla kendinin nasıl var olacağını sürekli kendine öğretmen gerekiyor, bulman gerekiyor. Sadece itaat üzerinden olmaz. Veyahut işte demin konuştuğumuz konuda derste sadece sen bana öğret, ben şimdi öğreneceğim olmaz. Senin var olman lazım orada. Yani oyunculuk var olursa yapabileceğin bir şey. Bakın çok güzel bir şey var, bu net belirliyor. Şairlik okulu nasıl olmazsa aslında oyunculuk okulu da olmaz. Değil mi? Hani şiir öğrettiğini düşün. Şöyle yazacaksın falan diye. O şair adayı, şairin kendisi orada yoksa şiir yok demektir yani. Dolayısıyla aynı şey oyunculuk için geçerli. Yani sen bana şimdi öğret, ben burada öğreneceğim ve senin ne dersen hepsini kabul edeceğim falan ve sana itaat edeceğim, dediklerini yapacağımla oyuncu olunmaz. Evet. Bu şey getirdi aklıma söylediğiniz şeyler. Freire'nin bankacı eğitim modeli dediği bir şey vardır. Böyle hani sanki bir bilgi var. Vezne'ye gidiyorsun, hani eğitmen sana o bilgiyi buyurun diye veriyor, sen de onu alıyorsun eve gidiyorsun gibi bir durum olmuyor. Ama işte bizim genelde böyle hani ezbere dayanan bir eğitim sisteminden geldiği için genel olarak yapımız buna çok müsait. Tabii bu sizin anlattığınız sistem aslında sömürüye de çok açık bir itaat ve kendini bu kadar hani karşı tarafın ellerine bırakmak sömürüye de çok açık bir yer oluyor. Dikkat edilmesi gereken noktalar olduğu için söylediğiniz için çok teşekkürler, çok güzel bir nokta bence. Dolayısıyla dersin bir parçası olarak hakları adlı bir kısım yapman lazım. Mesela zaman almak benim hakkım. Mesela dizi çekerken orada da oyunculuk yapıyoruz ya.
dizi çekerken hadi 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 diyorlar sana. Bu senin hakkının ihlali aslında. Dolayısıyla oyuncunun haklarını öğrendim. Şimdi ben bunları nereden öğrendim? Senin konuna geleyim. Evet. Ben konservatuvarda epey, tabii ki iyi hocalar da vardı ama epey mutsuzdum. Çünkü benim böyle yönüm lisedeyken daha fen yönüne doğru. Dolayısıyla bilgi nedir, öğrenmek nedir falan. Halbuki konservatuvara gidince biraz soyut şeylerle karşılaşıyorsun. Ve o soyutluk sığınılan bir şey, arkasına saklanılan bir şey haline geliyor. Ve böyle hani kanunlar, kurallar olmadığı için iyicin arkasına sığınılan bir şey haline geliyor ve ben ne öğreniyorum, ne yapıyorum hiçbir şey anlamadım ben konservatuvarda. Hiçbir şey anlamadım. Ama şunu anladım. Böyle karışık dönemlerde, Türkiye'nin karışık olduğu dönemlerde bir sistem değişikliğinde bambaşka tarz böyle modern hocalar geldi. O zaman şunu anladım. Demek ki bakış açısı çok şeyi değiştirebiliyor. Yani başka insanlar bambaşka türlü de bakıyor. Ha, o zaman sadece iki tane bakış açısı var, sonucunu çıkartmadım. Demek ki çok sayıda bakış açısı olabilir, sonucunu çıkarttım. Ve biraz talihle, biraz ben öyle pür tarihe falan inanmam. Yani bir yola giriyorsan, çok zorluyorsan zaten o civarda bulunuyorsun demektir. Dolayısıyla sana gelme olasılığı daha yüksektir orada. Şöyle bir şey kastediyorum, biraz karmaşık bir cümle kurdum. Yani ben çok kafayı buna takmıştım. Yani ben öğrenmeden oyuncu olmam diye bir şey söz konusu gibi bir şey, ben öğrenmiyorum ki diyordum yani. Yetmiyor bu öğrendiklerim diyordum. Şimdi bak komik bir hikaye söyleyeyim. Bizim zamanımızda Ankara'da Amerikan Kültür diye İngilizce kitaplar veren bir kütüphane vardı. Alpay İzbırak, nurlar içinde yatsın, eski bir Ankaralı devlet tiyatrosu oyuncusu, kitaplarına çok düşkün olan bir adamcağız, bu adamcağız gitmiş, kütüphaneden bir kitap aşırmış. Kitap No Acting Please. Alpay abinin özelliği de hiç kitap vermez kimseye. Böyle kitaplar milimetrik ölçüde durur falan, CD'leri öyle. Ben neredeyse Alpay abiye yalvardım. Abi şu kitabı bana ver bir okuyayım falan diye. O zaman sistematikleşmiş kitap nasıl oluyor algıladım. Yani sistematikleşmiş bilgi oyunculukta nasıl veriliyor? En azından ihtimal dahilinde olduğunu anladım. Çünkü konservatuvardaki eğitim bana göre tamamıyla olmasa bile şahsi bir bakış. Yani çok şahsi. Sistematikle karşıt olarak kullanıyorum yani. Tabii ki oyunculukta kural, kanun falan böyle şeyler yok. Ama geçmişteki insanların deneyiminden benim bilgi dediğim şeye bir şeylere toplanabilir o. Bunu anladım orada. Sonra gene bir başka tesadüf. Bir şeyde kokteylde bir adamcağızla aynı sandalyeyi sırt sırta paylaşıyoruz. Adam arkamda oturuyor. Adamın Amerikalı olduğunu fark ettim ve de oyuncu musunuz falan diye konuşunca dedim ki ben bir kitap okudum Amerika'da, Amerikan bir yazardan, tanır mısın? Aa, benim hocam dedi. Adam sırtımda çıktı. Dolayısıyla Alpay abi o kitabı aşırmasa, bana vermese, adam sırtımda çıkmasa, adamın önerdiği şey şu oldu: gelin bunları uygulayalım oldu. İşte orada da çok önemli bir şey öğrendim. Yani kitap okumakla da oyuncu olunamaz. O zaman şunu anladım. Yani yapılan uygulamayla okuduğun arasındaki mesafeyi de görmeye başladım. Çünkü yapılan uygulamada şahsileşmeye başlıyorsun.
anlatabilir miyim? Orada genel yazılmış cümlenin senin içinden geçmiş hali, dolayısıyla şahsileşiyor. Mesela mesela bir üzüntüden bahsediyorsan, sen kendi babanın ölmesiyle ilişki kuruyorsun, dolayısıyla şahsileşiyor. Yani bir babanın ölmesi seni o kadar etkilemeyebilir ama kendi babanın ölmesi çok etkiler. Dolayısıyla tam şu anda birdenbire ben size babamdan bahsetmeye başlasam benim şu andaki hali hazırdaki duygu durumum değişir. Bunun dolayısıyla kitapta yazılanla uygulama olduğu zaman ne kadar büyük bir mesafe, o maalesef yazıya gelmiyor işte. Büyük bir mesafe var uygulamayla. Dolayısıyla Jason da benim valla sizin teriminizle ustam sayılır. Çünkü bütün onları bana uygulattı. Sonra üçüncü bir tesadüf, bizim zamanımızda bilgi görgü vardı. Bilgi görgü demek paranı alıyorsun ama yurt dışına gidiyorsun. Yani devlet tiyatrosunda o esnada çalışmıyorsun. Ben Amerika'ya doğrudan doğruya okuduğum bu yazarın yanına gittim. Eric Morris'in yanına gittim. Ben derslerimde ve hayatta çok fazla insan ismiyle uğraşmam. Mühim olan isimler falan değil. Siz onu mu yapıyorsunuz, Eric Morris mi yapıyorsunuz falan. Böyle şeylerle ben uğraşmam. Çünkü bunlar yani küçük yani mühim olan isim misin değildir ki, içeriktir mühim olan. Değil mi? Yani ben onu da okudum, bunu da okudum. İçerikten haberdar değilsen istediğin kadar şey oku. İçerikten haberdar olman lazım. Dolayısıyla bakın bugünce sene bununla ilgili işler yaptım. Hiçbir zaman adamcağızın adını çok fazla, yani bir iki kere kullandığım olmuştur. Kullanmadım. Çünkü mühim olan içeriktir. Bir başka nedeni de şudur. Yani bir şey aldığında kendi bilgilerinden muaf davranamazsın. Kendi bilgilerinle onu bir karışım haline getirmek zorundasın. Hani nasıl da başında dedik, sen öğret ben de öğreneyim şimdi diye bir şey olmaz. Bankacılıkta olmuyorsa oyunculukta hiç olmaz. Dolayısıyla hep yani az bilmeme rağmen onu birbiriyle karıştırmaya çalıştım. Hani kendi bilgim arttıkça gene karıştırmaya çalıştım. Yani özünde ondan öğrendiğim şeylerin hala durduğunu biliyorum. Ama artık onunki mi, benimki mi artık bilmiyorum. Yani ben de kendime ait, çünkü tamamen yeni bir şeyler çıkarttım. Hiç orada var olmayan. Ama o zaman gördüm ki Amerika'ya gidip onunla çalışınca tabii o zaman kendi üzerimde çalışıyorum. Yani kendi oyunculuğumdaki bozuklukları gidermek üzere çalışıyorum. Mesela özgürleşme. Mesela adamcağız ikiye ayırırdı. Bir enstrüman üzerinde çalışmak, yani bir tekst ve bir oyundan bağımsız olarak kendi enstrümanın üzerinde çalışmak. Bu kafan üzerinde olabilir, ruhun üzerinde olabilir, bedenin üzerinde olabilir, sesin üzerinde olabilir. Ama o esnada söylemeden geçemeyeceğim. Şunu fark ettim ki konservatuvardaki en büyük hata bunların birbirinden parçalanmasıydı. Yani ruh ayrı bir yerde duruyor. Söyleyeyim. Evet, enstrüman ve oyuncu rol diye ikiye ayırıyordu adamcağız ve yani enstrüman çalışmanın önemi üzerine çok duruyordu. O da işte ruhundan bahsetmek, kafanın içinden bahsetmek, bedeninden, sesinden. İşte tam o noktada ben konservatuvardaki en büyük hatanın bunların birbirinden parçalanması olduğunu gördüm. Yani ses ayrı bir yerde çalışılıyor. Bilmem ne, çalışılmaz diye bir şey yoktur. Çalışılır. Ama parçaladıktan sonra onları tekrar bir bütün haline getirmen lazım. Dolayısıyla buradan şu çok iyi anlaşılabiliyor. Bakın, parçaladığınız için bir dönem devlet tiyatrosu oyuncuları böyle konuşmalar, bir şeyler. Bunun nedeni parçalanmış olmak. Bir daha da yan yana gelmemiş. O ayrı yerde duruyor, bu ayrı yerde duruyor. Ve
Tabii gene çok önemli bir şey, oyunculuğun şuranın üstünde yapıldığını zannediyor. Dolayısıyla sesine yansıdığı sürece problemin çözülmüş olduğunu düşünüyor. Şimdi bunları orada öğrendim tabii ki. Ben orada derslere girerken en çok şuna dikkat ettim. Evet tabii kendi şahsım üzerinde uygulamaları yapıyordum, kendim özgürleşiyordum, kendim bir sürü yeni yaklaşım öğreniyordum, bir sürü. Hep şuna dikkat ettim, yapan insanla nasıl muhatap oluyor? Yani bir şey olduğunda nasıl muhatap oluyor sahnede, bir şey olmadığında nasıl muhatap oluyor? Bu her üzerinde çalışılan, diyelim ki egzersiz olsun bunun adı, her egzersizde, diyelim ki mesela işte sosyal, ay duyuyor musun? Duyuyorum, biraz kesik kesik geliyor arada ama takip edebiliyorum. Diyelim ki sosyal yükümlülükler olsun. Şimdi bir oyuncunun mantıken baktığında sosyal yükümlülükleri üzerinde taşıması mı iyidir, taşımaması iyidir? Gayet matematik bir soru. Bana soracak olursan taşımazsa bir sürü yük taşımıyor olur, başka şeyle ilgilenir. Mesela sosyal yükümlülükten kastımız, bunların illa böyle çok tehlikeli sınırlarda olması gerekmiyor. Mesela bir hanımın, bir kadının doğru dürüst, bakımlı gözükmesi. Şimdi bu bir sosyal yükümlülük. Ama bunun sahne üstünde çok spesifik ondan bahsetmiyorsan, özel olarak ondan bahsetmiyorsan yeri yok. Dolayısıyla kendini güzelleştirme, derleme, toplama eğiliminde olan bir oyuncuya bundan nasıl sıyrılacağı da öğretilir. Yani toplumsal olarak doğru olan bakımcılığıyken senin nasıl bakımcılığa ilgilenir? Tek Hanım demin en son cümleyi duyamadım ama neden bahsediyorsunuz galiba? Hani sahneye çıkıp oyuncunun ben nasıl görünüyorum şeyi gibi bir şey herhalde. Çok kesiliyor şu anda. Okey. Toplumsal olarak bakımlı olman iyidir. Hı-hı. Toplumsal olarak bakımlı olman iyidir. Ama sen o bakımlılıktan sahneye nasıl kurtulacağını öğreniyorsun o esnada. Şimdi konuştuğumuz konuya bağlayayım. Okey. Bu bakımsızlık egzersizi olsun bunun adı. Bu bakımsızlık egzersizini yaptığı esnada ona nasıl ipucu cümlelerle yön veriyor? Bunlara çok dikkat ettim. Bir de benim şahsi olarak şöyle bir özelliğim var. Ben ilişki kurarken insanlarla neyi ne kadar biliyorsam onu illa öğretme üzerinden ilişki kurarım. Yani benim çok çok önde duran doğal bir parçam bu. Yani azıcık piyano bilsem de gel şunu beraber çalalım falan yaparım böyle. Dolayısıyla bu öğretme bana çok zevk, yani hayatın anlamı gibi geliyor o. Kendimle çelişkiye düşmeyin. Bu bir öğretme değil. Birlikte yaşama meselesi aslında. Yani işte artık ben bile alışmışım. Lafın gelişi söylüyorum öğretme diye. Yani onu paylaşma meselesi. Ama tabii paylaştığın zaman ya sana ya karşıdakine o yeni. O, demek ki o yeniden zevk alıyorum yani. Yeni olmasından zevk alıyorum. Okey. Yani bu beyin kitabını okudum. Bu beyin bir öğrencisiyle çalıştım. Sonra Eric Morris'in kendisiyle çalıştım. Hem şahsında bir takım şeyleri değiştirdi, hem de başkalarına nasıl yardım edebileceğim konusunda bana çok fazla ipucu verdi. Ama en önemlisini söylemeden geçmeyeyim. Yani zaten konservatuar konserve demek, yani şey demek, tutuculuk demek yani. Ondan çok daha başka bir bakış açısı olduğunu görünce, ama benim için daha da fazlası, önümde bir anda bir dünya, sonsuz bir evren açıldı. Ben bununla tanışınca sonsuz. Yani
böyle tipik sorular vardır. Ben bu hayatımdan şeyleri ne bileyim beni etkileyecek parçaları habire kullanırsam benim üzerimdeki etkisi kaybolursa. Hayır öyle bir şey yok. Gerçekten sonsuz. Kaybolmaz. Kaybolmaz. Sonsuz. Zaten şu anlamda sonsuz. Birinde babanı kullanıyorsun, öbüründe anneni kullanırsın, öbüründe kardeşini kullanırsın, öbüründe eski sevgilini kullanırsın. Yani sonsuz bu. Sonsuz. Dolayısıyla şimdi sadece bu verdiğim örnek üzerinden düşünmemek lazım. Yani kendini özgürleştirmenin bir kere sonsuz olduğunu algılıyorsun. Kendini duyarlılaştırmanın sonsuz çözüm olduğunu algılıyorsun. Sonra mesela bütün bunların yani konu başlıklarını vermeyince biraz tuhaf oluyor ama böyle hani sağdan soldan bir şeyler söylüyorum. Enstrümanda aklına gelen her şeyi çalışıyorsun. Duyarlılık bir konu başlığı. Nasıl daha duyarlı olurum? Enstrüman olduğu için bunun bir metinle alakası yok aslında. Ne bileyim, nasıl daha özgür olurum? Özgürlüğün en önemli kısmı şurası. Sahne üzerinde nasıl daha az gerilimli olurum? Hatta nasıl gerilimsiz olurum? Yani bunlar o zaman anladım ki bunlara direkt bakmazsan ya rahat ol ya heyecanlanma falan derler. Böyle bir şey yok. Ben sana heyecanlandığımda dersem sen daha çok heyecanlanırsın. Demek ki yani direkt o konuya bakmak lazım. Bütün bunları orada öğrendim ve hakikaten kitaplardan konu başlıklarına bakmak lazım. Yani ben o kadar karman çorman söyledim yani az sayıda şey söyledim. Çok sayıda şey var bakılması gereken oyunculuk esnasında. Tabii sonra bunların teorik olarak öğrendiklerin, senin dünya bakışın, sanata bakışın, bütün bunların birbiriyle iç içe girmesi lazım. Enstrümanın üzerinde çalışmak yani bir teksten bağımsız olarak kendinin genişlemesi, özgürleşmesi. Ve bir şeylere uzun kalabilmek. Dolayısıyla elastikiyetinin artmasını sağlayan enstrümantal çalışmalar. Diğer tarafta rol çalışmaları. Bütün şunu diyordum, bütün bunların kendi tiyatroya bakışınla, sanata bakışınla, hayata bakışınla birleşmesi gerekiyor. Kendi özgürlük anlayışınla, yani benim sınırlarım nerede başlıyor, nerede bitiyor, iyi algılamakla. Ve bir savaş vermek gerekiyor. Her meslek için bu geçerli. Bir mesleğin icraatı ve aynı zamanda çevre temizliği gerekir. O çevre temizliğini de senin yapman lazım. Yani gene dizi çekiminden örnek vereyim o kolay. Sen işini icra ederken adam çığlık çığlığa bağırıyor. Şimdi senin o ışıkçıyla ilişki kurman lazım. Ve kendi çevre temizliğin dediğim şey bu. O adamın az yahut hiç bağırmamasını sağlamam lazım. Evet. Dolayısıyla nasıl bağlayayım? Bütün bunlara girişi oradan öğrendim. Nasıl bunlara giriliyor ve bunun sonsuz bir çalışma biçimi olduğunu hepsini orada öğrendim yani. Yani orada öğrendikten sonra önümde daha ne kadar çok yapılacak iş olduğunu algılamam da vardı. Ve bu çok şahane oldu. Hala da önümde çok yapılacak şey var yani. Ve dediğim gibi ben hep insanlarla ancak öyle iletişim kuruyorum. Geçirdiğim zaman, onu birlikte paylaştığım zaman. Onun için bir de tabii öğrendiğim şeylerden en önemlisi oyunculuk ve hayat iç içedir, tektir. Yani ben şimdi oyunculuk çalışıyorum. Hayır, oradaki bütün enstrümantal şeyleri mesela hayatın içinde denemen lazım. Hayatta utangaçsan birdenbire sahnede utangaçlık aksi bir şey olmuyorsun. Denemen gerekiyor yani.
şey, Binnur bunun biraz aksi aslında ama böyle ekstrem örnekler olabilir ama yani bütün öğrendiklerini aslında hayatta denemen lazım. Yani değişik tepki vermeyi bilmem. Şimdi böyle söyleyince sanki bunlardan oluşuyor gibi geliyor. Onun için biraz oluşma gitmiyor. Her cevabı gereken olan cümle yani. Evet, ne diyebilirim başka? Böyle oldu yani. Teşekkür ederim İpek Hanım. Ben çok keyifle dinledim. Hatta oyunculuk üzerine konuşmayı da özlemişim. Çok güzel anlattınız. Yani ben hani şöyle bir toparlarsam, yani çünkü çok uzun ve güzel bağlantılar vardı bence anlattığınız şeyin içerisinde. Hani şey geliyor aklıma, aslında çıkış noktası sizin için konservatuvardan. Çok aslında şahsi bir yere sıkışmış bir eğitimin bir sistemle ne kadar genişletilebileceğini anlattığınız bir oyunculuk çalışmasında. Bu çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü öbür türlü eğer herhangi bir sistem üzerinden çalışmıyorsak bize ders veren hocanın dünya görüşü kadar kısıtlı bir yerde kalabilme riskimiz var. Bu da çok sıkıntılı bir şey. Tam sizin aslında bu hani konservatuvardan sonra Eric Morris'le tanışmanız bu evrenin genişlemesi için çok güzel bir şey olmuş. Aslında ustalık tanımınıza da uyan şekilde sizin kendi evrenizi çok genişleten bir şeye denk gelmiş. Ben aslında bir sürü kendime de hani notlar aldım sonrasında konuşurken ama zaten sizi tekrar etmek istemiyorum. Çok güzel anlattığınızı düşünüyorum. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba bu hani ustalık konusunda olabilir, Eric Morris konusunda olabilir veya çıraklarla şey öğrencilerinize paylaşımlarınız derslerinizle ilgili olabilir? İsimlerin gerçekten önemi yok ama yani evet, çok oyunculuk açısından bende çok önemli bir şey değiştirdi Eric Morris ama yani kendin olmak benim için mutlak şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla ben Eric Morris'im olmamak gerekiyor. Onun benim işimde Eric Morris kadar Murat'a Mungan var, Şule Gürbüz var, Tezel Özlü var, Yaşar Kemal var, ne bileyim ben Umberto Eco var. Yani dolayısıyla bundan bahsedince ha işte oraya gittik, böyle öyle çözülmüyor ki hayat. Yani ne kadar şeye dokunursak o kadar önemli bir şey. Ne kadar çok şeye dokunursak. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Yani şimdi mesela yaşlandım ve kendime ait tiyatro görüşüm oluştu. Belki başka şeylerle karşılaşsaydım o görüş başka türlü de dönüşebilirdi, gelişebilirdi. Ama şimdi mesela son şey olarak buralı oyun yapmak, bugünün oyununu yapmak benim için küçük tiyatroda ve oyuncu odaklı oyun yapmak, bu dört şart benim için yani varılan son nokta. Bunun içinde ne kadar Eric Morris var bilmiyorum ama var. Tabii aslında dediğiniz gibi yani sadece bir sistem gelip sizi ele geçirip ona göre hareket etmiyor. O makinenin bir de benzine ihtiyacı var. O bahsettiğiniz gibi aslında o da sizin kendi kişisel hayatınızdan, okuduklarınızdan, incelediklerinizden, beslendiklerinizden beslenen bir makineye dönüşüyor herhalde burada bahsedilen şeyde. Dediğiniz gibi işte yani Umberto Eco veya Yaşar Kemal olmadan aslında hani onu işler hale getiremiyorsun belki de o sistemi veya kendinle birleştiremiyorsun. Çünkü bütün sistemin aslında öğrendiğiniz yöntemin de kendi dünya görüşünüzle birlikte bir şeye dönüşebiliyor olması lazım. Kesildi yine ses. Şu an konuşuyorsunuz galiba. Rejistörlük yapmaya başladığımda duyuyor musunuz? Rejistörlük yapmaya başladığınızı dediniz. Bu iş dolayısıyla fark ettim ki ben oyunculardan korkuyorum. Çünkü yani beni beğenmeyecekler, bilmem ne yapacaklar, böyle korkular yani. Ve bir iki deneyimden sonra şunu fark ettim. O zaman bir bütünlüğüm oluştu. Sınıfta nasıl konuşuyorsam rejisörlük yaparken öyle konuşmaya başladım. Çok ilginç bir şey. Bu oyuncuların, çocuklar için de öyle söylenir ya, yani sınır belirlemen lazım. Hani sonsuz özgürlük çocuk için iyi bir şey değildir.
Yani o zaman yani şey kendini kaybeder. Aynı şey oyuncular için de galiba gerekli, galiba. Yani benim için işe yaradı çünkü. Dolayısıyla çok böyle pamuklar içinde tutuyorum onları. Yani ne derlerse yapıyorum aslında. Ama diğer taraftan aynı şimdi konuştuğum gibi, sınıfta konuştuğum gibi konuşuyorum. O zaman bütünlük oluştu. Yani bu benim bilmem ne tarafım, bu bilmem ne tarafım, bu oyuncu tarafım, bana da karman çorman bir şey değildi yani. O zaman bir bütünlük oluştu. Ve işte gene o yolculuk oraya da tesir etti. Çünkü korktuğumu bu yolla fark edebiliyorum ancak. Bir zamanlar oyunculardan korktuğumu böyle fark edebiliyorum. Aslında şey rol yapmayı bıraktığınız zaman yine hani birazcık Elif Borç üzerine söyleyeyim. Rol yapmayı bıraktığınız zaman daha özgürleşmiş hissediyorsunuz kendinizi gibi bir durum oluyor. Tabii. Ay, onu söylemeden olmaz yani. Onu söylemeden olmaz. Bakın öğrenilen ilk şeylerden biri oyunculukta yol böyle ikiye ayrılır ve gittikçe birbirinden olur. Yapmak mı olmak mı? Eğer yapmayı seçersen bir çeşit yalan söylüyorsun. Bir çeşit yalan söylüyorsun. Mış gibi yapıyorsun. Yani onun da dereceleri var. Çok iyi yapanlar da var. Mış gibi yaptığını belli etmeyen. Dereceleri var tabii. Ama olmak dediğin zaman başka bir yola giriyorsun. Yani evet oyun oynadığımızı biliyoruz. Ama sonsuza kadar yemin ediyorum dürüst kalacağım. Gerçek neyse ona bağlı kalacağım gibi bir savaşa giriyorsun. Dolayısıyla meslek tarifin yalan üzerinden değil, ömrüm boyunca dürüstlük üzerine çalışacağımdan oluşuyor. Bu da aslında bir farkındalık gerektiriyor herhalde. Çünkü gündelik hayatta yaptığımız, hani gündelik hayatta benliğin sunumu diye bir kitap vardır ya Goffman'ın, onun gibi aslında. Yani gündelik hayattaki belki nerede rol yaptığımızı, nerede yalan söylediğimizi aslında farkına varırsak sahnede bunları çalışmak daha kolay oluyordur diye düşünüyorum. Kusura bakmayın, ben de birazcık fazla i̇şte onun için, ilgimi çektiği için. Hayır, çok güzel. İşte onun için hayatla oyunculuk ayrılmaz. Yani anda kalmak, an be an olmak için hayatta bunun egzersizini yapıyor olman lazım. Dolayısıyla yani illa büyük şeyler olması gerekmiyor. Bir arkadaş toplantısında sığınma yaşayabilmek lazım. Yani illa kocaman şeyler olması gerekmiyor, devrimci şeyler. Hı-hı. Ama veya bir sevgilinin sıkıldığını kabul etmek. Şimdi bu iki yönlü aslında. Bunu kabul etmek ve sıkıldığını söylemek illa sıkıldığımla ifade edilmez. Sonsuz sayıda ifade vardır. Karşıya bunu belli etmek, yani anı yaşamak, çünkü sen sıkıldın, o anı yaşıyorsun, o sıkıldığını belli etmek sadece kendi dürüstlüğünü ve gerçekliğini korumak için değil, karşıya istediği gibi tepki verme şansını veriyor. Aksi takdirde sen sıkıldığını söylemez, belli etmez isen karşı taraf o belli etme durumun içinde kalıyor ve ne yapacağını bilemiyor ve problem yok gibi görüyor. Halbuki sıkıldım dediğin zaman belki de adam sana hayatının en zevkli anını yaşatacak belki de. Bilse. Evet, kurtuluş yok tek başına. Hep beraber özgürleşeceğiz veya gibi bir şeye geliyor. Peki İpek Hanım, çok teşekkür ederim güzel sohbetiniz için. Sizin eklemek istediğiniz için teşekkür ederim. Yok işte böyle şey ama dileğim kitabın en azından konu başlıklarına baktıkları zaman, çünkü orası çok darmadağınık kaldı, konu başlıklarına baktığın zaman bir oyuncunun nelerle ilgilenmesi gerektiği, o da ustamdan öğrendiğim bir şey. İnsanların bakmasını tavsiye ederim. Efendim? İnsanların bakmasını tavsiye ederim en azından konu başlıklarına. Peki, tamam, çok teşekkürler. Sizinle çok daha uzun bir, hatta oyunculuk ve pedagoji üzerine konuşmayı çok isterim başka bir zaman. Bugünlük burada bitirelim. Türkiye Tiyatro Vakfı'nın Ustalar Ustalarını Anlatıyor serisi devam edecek. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.